TVNET Haber'den merhaba. Özel yayınımızla, özel röportajımızla karşınızdayız. Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken milli ve yerli adımlarımızı da geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle milli uydumuz İmece, milli ilaç, milli solunum cihazı, milli otomobil gibi gündemin sıcak başlıklarını yanımdaki özel konuğumla değerlendireceğim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ederiz TVNET'e katıldığınız için Sayın Bakanım. Uzay teknolojisiyle başlayacak olursak eğer gündemin en sıcak başlığı aslında dün de siz Milli Savunma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı ile beraber son montajı yaptınız, gerçekleştirdiniz. Yerli ve milli savunma sanayimizde çok önemli gelişmeler kaydediliyor. Bu anlamda milli uydu imece eğer bir problem çıkmazsa seneye fırlatılacak İnşallah. Diye biliyoruz. Bir takvim belirlediniz mi? Test aşaması ne zaman? Evet. Tabii uzayla başlamamız bizim açımızdan da sevindirici. Dün güzel bir gelişme yaşadık. Bugünlerde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de uzayla ilgili gelişmeler aslında kamuoyunun bu alanlara daha yoğun bir şekilde yönelmesini sağladı. Türkiye aslında uzay alanında kabiliyetleri olan bir ülke. Geçmişten beri özellikle uydu alanında uydu işletmeciliği ile başlayacak bir şekilde uzay alanında önemli adımlar atmış bir ülke. Biliyorsunuz biz Türkiye Uzay Ajansı'nı yakın zamanda kurduk. Türkiye'nin 20 yıllık hayaliydi. Bundan sonraki aşamalarda biz Türkiye olarak uzay alanında ne yapmamak istiyoruz? Kendi kabiliyetlerimize göre Türkiye'nin bir milli uzay programını tespit edeceğiz ve bu programa göre inşallah Türkiye'yi bu alanda da atılım gerçekleştirecek bir konuma geçeceğiz. Bu manada önemli bir adımı dün attık. İmece uydusunun son montajını gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızla birlikte. İmece uydusu bir yer gözlem uydusu. Yani uzaydan dünyanın fotoğrafını çekebilen bir uydu. Daha önce Türkiye'nin bu manada uzaya fırlattığı bir uydu vardı. Ama bu uydunun yerli entegrasyonu olsa da içindeki birçok sistemi, parçayı biz aslında yurt dışından temin ederek bu sistemi hazırlamış ve uzaya yine fırlatmıştık. Şimdi İmece uydusunun şöyle bir özelliği var. Bu uydu Türkiye'nin metre altı çözünürlükteki ilk yerli ve milli uydusu olacak. İstiyorsanız bir görselimiz var. Oradan gidelim. Bu uyduyla Türkiye çok önemli kabiliyetler kazanmış oluyor. Bir kere ülkelerin kendi yer gözlem uydularının olması çok stratejik bir şey. Biliyorsunuz dünyada herhangi bir noktanın fotoğrafını gözlem uydularıyla siz alabiliyorsunuz. İşte bu imece uydusu da çok önemli kabiliyetleri bize kazandıran bir uydu. Burada içindeki sistemlerin başlıklarını görebilirsiniz. Bunların ismini okumak bile bazen bizi heyecanlandırıyor. Mesela içinde bir yıldız izler var. Ne işe yarıyor bu yıldız izler? Evet, biraz daha açalım. Bu uydu gökyüzündeki konumunu ancak yıldızları konumuna göre kendi konumunu tespit ederek bulabiliyor. Yani hangi yöne baktığını uzaydaki yıldızların konumuna göre kendi konumunu belirleyerek nereye döneceğine karar veriyor. Nerenin resmini çekeceğine karar veriyor. İşte yıldız izlerde uzayın adeta fotoğrafını çekerek uyduya yansıtan ve bu uyduda daha önceki fotoğraflarla kendi konumunu karşılaştıran bir sistem. Bunun yanında tepki tekeri dediğimiz yani uydunun kamerasını döndüren bir sistemimiz var. Elektrikli itki motorumuz var. Bu da uyduların ya da gök cisimlerinin uzayda kimyasal olarak değil yani bir motorla değil elektriksel bir itki sistemiyle hareket etmesini sağlayan bir sistem. Mesela bu kabiliyet dünyada 2-3 ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet ve biz bunu kendi mühendislerimizle geliştirdik. Bunun yanında tabii ki güç algılayıcısı var, uçuş bilgisayarı. Tamamen yerli ve milli özgün olarak geliştirilmiş bir sistem. Yönlendirilmek anteni var ve en önemlisi de tabii ki yüksek çözünürlüklü kamera var.
Bu kamerada bildiğiniz lens sistemleri de yine ülkemizde daha önce açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız OPMER, Optik Araştırmalar Merkezi'nde geliştirilmiş bir yüksek çözünürlüklü kamera. Şimdi tabii ki bunları böyle zikrettiğimizde kolay gibi gözükse de bu uydu içerisinde kullanılan sistemlerin tamamı uzay ortamında çalışması gereken sistemler. Ne demek bu? Yüksek radyasyon altında çalışacaklar. Eksi 150 derece ile artı 150 derece arasında değişen hava sıcaklıklarında çalışacaklar. Biz dün yaptığımız montajda aslında bu uydunun yapısal ısı testlerini başlatmış olduk. Aynı uzayı simüle eden bir ortamda yine o sıcaklık değerlerine ulaşan o titreme testlerine biliyorsunuz bunlar roketlerle uzaya fırlatılıyor. O zorlu ortamları simüle ederek bu uydumuz testten geçecek. Eğer bu testler başarılı olursa inşallah son modelin mühendislik üretim faaliyetleri başlamış ve bitirilmiş olacak. 2021 yılında biz kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız. Bu hem sivil kullanım için hem de askeri kullanım için çok önemli bir kabiliyet ve bu kabiliyeti kendi imkanlarımızla ülkemize kazandırmış olacağız. Bu gerçekten heyecan verici bir proje. Gurur verici bir proje. Yani orada gördüğünüz o sistemlerin uzaya gidip işte 5 yıl, 10 yıl boyunca dünyanın etrafında döneceğini bilmek, orada çekilen fotoğrafların yeryüzüne yansıyacağını bilmek, bizim askerimizin, işte belediyelerimizin, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın o fotoğrafları kullanacağını bilmek gerçekten çok değerli. Tabii ki bu uydu alanındaki bir kabiliyetimiz. Ülkemiz uzay alanında gerçekten kabiliyetli. Şu anda uzaya erişim noktasında roket çalışmaları, sivil amaçlı roket çalışmaları, geliştirme faaliyetleri yürüyor. Yer istasyonları ile ilgili faaliyetlerimiz sürüyor. İnşallah biz Türkiye Uzay Ajansı ile hazırladığımız milli uzay programımızla kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri, ki gerçekten iddialı hedefler koymayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu tüm kamuoyuyla, Türkiye ile inşallah paylaşacak. Sayın Bakanım, aslında şunu merak ediyorum. Çok mu zor bir aşamadan geçecek? Test aşaması hani daha uzun sürebilir mi? Yoksa yani Eylül'e kadar bu testlerin sürmesi planlanıyor. İşte zorluğunu söyledim. Yani yaptığınız uydu eksi 150 ile artı 150 dereceye dönüşüme dakikalar içerisindeki böyle bir sıcaklık farkına dayanması lazım. Bunu günlerce dayanması lazım. Ya da titreşim testlerine günlerce dayanması lazım. Tabii ki biz mühendislerimizin kabiliyetlerini önemli buluyoruz. Bu testleri inşallah geçecekler diye düşünüyoruz ve planlıyoruz ama dediğim gibi bunlar çok zorlu testler ve bu kabiliyetleri biz ilk defa yerli ve milli olarak kendimiz de test ediyor olacağız. Daha önce yaptığımız uydu projelerinde bir takım hazır alımlar oldu. Entegrasyonunu yaptığımız işler oldu ama onların testleri başka ülkelerde gerçekleştirildi. Burada biz kendimize güvenerek oluşturduğumuz, ürettiğimiz bir uyduyu kendi testlerimizde yaparak inşallah uzaya fırlatmış olacağız. Aslında birçok konuda yerli ve milli adımlarımız var. Uzayda da artık bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Genç girişimcilere yönelik de bazı adımlar gerçekleştiriyor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Bu COSGAP'in özellikle bizde bir tabir vardır. Gençlere özellikle icat çıkarma deriz ama siz gençlere icat çıkarmaya başlayın, icat çıkarın diyorsunuz Sanayi Bakanı olarak. Nasıl yararlanabilir? Özellikle bu kitapçığı gösterirsek. Kitabımızı da getirdik. Tabii girişimcilik aslında bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak geçtiğimiz senenin sonunda ilan ettiğimiz 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde özel olarak aldığımız bir başlık. Tüm dünyada girişimcilik faaliyetleri aslında dünya ekonomilerine yön vermeye başlayan faaliyetler olarak öne çıkıyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir yerli oyun girişimi Peak Games 1.8 milyar dolarlık değerlemeyle satıldı. Bu Türkiye'deki belki de en yüksek el değiştirme rakamıydı. Tabii bu el değiştirmeyle birlikte kamuoyunun dikkati de biraz daha fazla girişimciliğe çekilmiş oldu.
Türkiye'de girişimcilik alanını maalesef %90'lar seviyesinde hala kamu fonluyor. Yani devlet destekleriyle biz bir girişimcilik ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Ve burada bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte icat çıkarmak isteyen, girişimcilik başlatmak isteyen, bir fikrini ete kemiğe büründürmek isteyen herkese bu manada desteklerimizi veriyoruz. Bunlar geleneksel girişimcilik alanları olabilir ya da yeni nesil teknolojilerde, yüksek teknolojili alanlarda girişimcilik faaliyetleri olabilir. Bakanlığımızın bağlı ilgili iki ana kuruluşu var. KOSGEB söylediğimiz gibi Türkiye'de girişimciliği hem geleneksel girişimciliği hem de yüksek teknolojili girişimciliği destekliyor. Tabii girişimcilikle ilgilenmek sadece para vererek yapılabilecek bir iş değil. Burada bu işe bürünen, başlayan, fikirlerini ete kemiğe büründürmek isteyen insanlara mentörlük yapmanız lazım. Yol arkadaşlığı yapmanız lazım. Fikir vermeniz lazım. Yönlendirmeniz lazım. İşte KOSGEB'in girişimcilik el kitabı da aslında bizim online girişimcilik eğitimleri verdiğimiz bir programımız var. Orada kullandığımız bir kitap. Burada hem yüksek teknolojili girişimlerde hem de geleneksel girişimlerde neler yapılması gerekiyor, mevzuatla ilgili bilgilendirmeler, atılması gereken adımlar. Bununla ilgili gayet başarılı bir kitap. Bunu web sitemize de koyduk. Herkes indirip bu kitabı okuyabilir. Bunun yanında TÜBİTAK'la yaptığımız ve oldukça başarılı sonuçlar aldığımız bir bireysel genç girişimci programımız var. Burada da teknoloji temelli girişimlere biz destek oluyoruz. 200 bin liraya kadar burada bir hibe programımız var. Burada da elbette sadece bir destek, maddi destekten bahsetmiyoruz. Burada paydaşlarımızla birlikte öncelikle bir fikri olan gençleri alıyoruz. Onlara bir temel vermeye çalışıyoruz. Eğer gerçekten bir ışık görürsek de biz bu BİG programıyla bunu destekliyoruz. İşte bu oyunun el değiştirmesi, yani Peak Games isimli oyun şirketinin el değiştirmesiyle aslında ne kadar yüksek katma değerleri sadece bilgi temelli gayretlerle oluşturabildiğimizi biz görmüş olduk. Bu alanda biz desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Zaten teknoparklarımızda, ARGE merkezlerimizde, tasarım merkezlerimizde biz girişimciliği destekliyoruz. Bu alanlarda çalışan şirketlerimize vergisel avantajlar sağlıyoruz. Sigorta primleriyle ilgili avantajlar sağlıyoruz. Hatta temel eğitim mezunlarına maaş desteği olarak bir takım avantajlar sağlıyoruz. Ve dediğimiz gibi teknoparklarda ve bizim bakanlığımızın ARGE Teşvikleri Genel Müdürlüğü ile biz burada mentorluk faaliyetleri de yapmaya çalışıyoruz. Ama konuşmamın başında belirttiğim gibi bu alanda mutlaka özel sektörün de elini taşın altına koyması lazım. Burada oluşacak fonlarla, derinleşen fonlarla mutlaka bu erken aşama girişimlere yatırım yapılması lazım. Bunları hayatta tutabilmemiz lazım ve bu parlak fikirleri ticarileşmesinin önünü açmamız lazım. Maddi açıdan destek bekliyoruz. Evet, yani girişimcilik fonları dünyada çok büyük rakamlara ulaştılar. Tüm dünyada girişimcilik fonlarının 200 milyar dolarlarda olduğu tahmin ediliyor. Yıllık burada hareketlenmelerin. Ama Türkiye'de bu rakam henüz 200 milyon dolarlara bile ulaşmış değil. Dolayısıyla özel sektörün, girişimcilerin buradaki potansiyelin farkına vararak mutlaka bu fonlara yatırım yapmaları lazım ve bu şirketlerdeki potansiyelden faydalanmaları lazım. Belki şurada bunun altını çizmemiz, bilmiyorum, Peak Games'teki arkadaşlar inşallah rahatsız olmazlar. Mesela o şirketin kuruluşundan itibaren ortaklarına baktığınızda yabancı ortaklarının da olduğunu görüyorsunuz. Ne demek bu? Yani yurt dışındaki bir yatırım fonu aslında bu şirketin ne kadar değerli olduğunu görüyor. Burada bir gelecek olduğunu görüyor. Burada çok büyük paralar kazanılabileceğini görüyor. Ve bu şirkete baştan yatırım yapıyor. Eğer buradaki yatırımcıların
tamamı Türk yatırımcıları olsaydı aslında orada oluşan katma değeri, oluşan refahı Türk yatırımcılar elde etmiş olacaklardı. Ama burada oluşan refahtan şimdi yabancı yatırımcılar da faydalanmış oluyor. Bu güzel bir örnek. Bizim mutlaka bu alanda farkındalığı arttırmamız ve bu alana yatırımı teşvik etmemiz lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızda sürdürdüğümüz projelerimiz var. Yeni fonların kurulması ile ilgili. Biz bakanlık olarak da kalkınma ajanslarıyla bölgesel yatırım fonu ve teknoloji odaklı yatırım fonu diye iki tane fon oluşturduk. Bunların yatırım sözleşmelerini imzalamak üzereyiz. Biz Türkiye'de bu alandaki yatırımları mutlaka arttıracağız ama özel sektörün katkılarıyla. Peki bu sözleşme kısa zamanda mı imzalandı? Yani yakın zamanda bir tanesi aslında imzaya hazır, bir tanesi de imzalanmak üzere. Yani 1-2 ay içerisinde inşallah bu fonlar kurulmuş olacak. O zaman sektör temsilcileri de bir an önce elini çabuk tutması gerekiyor. Ya tabii ki bu fonlara yatırım yapmaları lazım. Yani biz tabii ki burada çağrılara çıkacağız. Ama burada özel sektörün bireysel girişimcilerinde mutlaka buralara yatırım yapmasını biz önemsiyoruz. Yerli ve milli konumuz devam ediyor. Bu anlamda yerli solunum cihazında da üretim aşaması, seri üretimde son durum ne? Bunu merak ediyoruz aslında, evet. Sayın Bakan. Evet, aslında yerli ve milli solunum cihazımıza baktığımızda o da bir girişimcinin başarı hikayesi. Evet. Çünkü bu Biosis isimli bir genç arkadaşlarımızın bir kurduğu bir firmayla ortaya çıkarılmış, pilot seviyede üretim yapılmış bir yerli ve milli solunum cihazımız vardı. Biliyorsunuz COVID'le mücadele sürecinde solunum cihazlarının ne kadar önemli olduğu gündeme geldi. Ve biz de bakanlık olarak bu alanda Türkiye'de ne kabiliyet var, bu alanda neler yapabiliriz, böyle bir ihtiyaç hasıl olursa biz nasıl katkı sağlayabiliriz diye çalışmalar yaparken biz bu Biosis'le zaten daha önce de bakanlığımızın desteklerinden faydalanarak bir noktaya gelmiş bu girişimle buluştuk ve bunların cihazını özellikle Türkiye'deki köklü sanayi kuruluşları ve değerli mühendis arkadaşlarımızla birlikte bunların içerisinde Baykar var, Aselsan var, üretiminde de Arçelik var. Özellikle buradaki Baykar'da Selçuk Bayraktar'ın da bu işte özellikle mühendislik alanında çok büyük bir sorumluluk üstlenerek ve bunu tabii ki bir maddi kaygıyla yapmıyor. Kesinlikle memlekete faydası olsun, memleketin bir ihtiyacı görülsün diye büyük bir gayretle burada bu işi sahiplenmesiyle biz bu cihazı aslında bir pilot üretim cihazından seri üretilebilir bir cihaz haline getirdik. Profesyonel bir cihaz haline getirdik. Burada gördüğünüz gibi bir girişimcilik var. Türkiye'deki üretim kabiliyetlerinin nasıl başarılı olduğu, nasıl esnek bir yapılanmayla netice alabildiğimizi gösteren bir durum var. Ve tabii ki maddi olarak da ekonomik açısından da bir başarı var. Gelmeden önce ben rakamları istedim. Bu cihazımız şu anda dünyanın neredeyse her tarafına ihracat yapılıyor. Buradaki ülkeleri sayabilirim. Bir kısmı hibe olmakla birlikte Somali'ye, Nijerya'ya, Brezilya'ya, Özbekistan'a, Çad'a, Afganistan'a, Kazakistan'a, Nijer'e, Libya'ya biz bu cihazlarımızı ya göndermişiz hibe olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız o ülkelerde ihtiyaç varsa diye göndermiş ya da biz bunların ihracatını yapmışız ve ülkemize bir gelir kazandırmışız. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz aslında. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi çok başarılı, çok yetenekli insanlarımız var ve ülkemizdeki üretim kabiliyetleri de çok başarılı. Biz bir sanayi ülkesiyiz, sanayi altyapımız çok güçlü ve buradaki üretim kabiliyetlerimizle biz yerli ve milli olarak aslında her ürünü
geliştirip üretme kabiliyetine sahibiz ve bu milli solunum cihazı da aslında bunların tamamını bir arada gösteren gerçek bir başarı hikayesi, bizim için de bir gurur vesilesi oldu. Aslında bu zamana kadar hedef 5000'di. Şu ana kadar 5000'i yakalayabildik mi yoksa? Yani 5000 rakamında biraz eksikler var. Çünkü şöyle de bir husus var. Madem bunu açtınız onu da söyleyelim. Aslında biz bu cihazları adeta sıfırdan pilot üretimdeki bir cihazı seri üretime geçirmiş olduk ve bunun içerisinde bir sürü yabancı komponent vardı. Yani yurt dışından tedarik ettiğiniz komponentler vardı. Bunların bir kısmını bu süreçte tedarik edememeye başladınız. Hem ülkelerin kendi ihtiyaçları olduğu için, kendilerini öncelikleri dikkate aldıkları için, siyasi sebeplerle de bu tip işler zaman zaman olabiliyor. Mesela burada akış sensörleriyle ilgili, bunların yurt dışından tedariğiyle ilgili ufak tefek sıkıntılar çıkınca şu anda arkadaşlarımız bunun da tamamen yerleştirilmesiyle ilgili bir gayret gösteriyorlar. Yani üretimde bir haftalık, iki haftalık gecikmeler görebileceğiz ama şöyle düşünüyoruz bundan sonra, bu cihazın üretiminde başka hiçbir yurt dışı tedariğe ihtiyacımız olmayacak. Bunun tamamını biz kendi imkanlarımızla yapabiliyor olacağız. Bunun gibi sorunlardan dolayı 1-2 haftalık gecikmeler oluyor ama şu anda üretim kapasitesi gayet yüksek. Günlük 300 adet bu cihazlardan üretilebiliyor. Dolayısıyla 5000'i de 10000'i de yakalamamız için hiçbir problem yok. İnşallah gerektiği kadar bu cihaz üretilecek. Yerli tanı kitine geçmek istiyorum. Özellikle gündem koronavirüsle mücadele kapsamında en başından beri bu zamana kadar tanı kiti Çin'den geldi. İşte yerli üretilmiyor mu vesaire. Siz getirdiniz şu anda. İlk kez yayınlayacağız. Bir tanıtabilir misiniz bize yerli tanı kiti? Yerli ve milli projelerden bahsederken aslında biraz önce arkadaşlarımızla bir toplantıdaydık. TÜBİTAK Bilgem İlteren'de savunma sanayi ile ilgili projeleri değerlendiriyorduk. Buraya gelmeden önce arkadaşlarıma dedim ki ya bu yeni üretilen Türk Lab'ın ürettiği testleri de getirelim. Hem kamuoyuyla paylaşmış oluruz. Biliyorsunuz test kitleri de oldukça bu COVID ile mücadele aşamasında gündem olan konulardan bir tanesiydi. Yaygın olarak PCR testleri yapılıyor. Ama bunun yanında antikor testleri de özellikle tarama amaçlı testlerde kullanılıyor. Biliyorsunuz bu pandemi sürecinin başında Çin'den böyle bir test geldi gelmedi tartışmaları olmuştu. Ben geçen gün yaptığımız bir konferansta Türk Lab'la iletişime geçmiştim. Kendileri de bu lateral flow antikor testleri denen testlerden yerli ve milli olarak kendi geliştirdikleri testin başarıyla artık üretildiğini, Sağlık Bakanlığımızdan da onay aldığından bahsettiler. Bu testi de ben buraya getirmek istedim. Mesela bu firmamız dünyanın her tarafına test kiti satabilen, Dünya Sağlık Örgütü'nün HIV testlerinin büyük bir kısmının tedarikçisi olan bir firmamız ve güçlü bir firmamız ve bu süreçte böyle bir ihtiyaç olduğunda da hemen çalışmalarına başlayarak bu testlerden üretmiş oldu. Ben de kamuoyuyla paylaşmak için bunu getirdim. Biliyorsunuz biz TÜBİTAK Başkanlığı'nda bir tanı kitleri konferansı gerçekleştirdik. Bunda hem geleneksel testlerle ilgili bizim desteklediğimiz ARGE faaliyetlerini dinledik. Hem de yeni nesil testlerle ilgili neler yapılıyor? Bunlarla ilgili firmalarımız bize bilgi verdiler. Burada bu firmamızın yeni geliştireceği bir yeni bir projesi için biz TÜBİTAK'tan destek vereceğiz ama dediğim gibi şu testi yani antikor testini ben getirip hem de kamuoyla paylaşmak istedim. Biraz daha ekrana çevirelim. Bu test kandan yapılan bir antikor testi. Şu ana kadar kaç tane var? 156 belirlendi herhalde değil mi? Neyi? Antikor testi. Şu ana kadar elimizde kaç tane var? Onu bilmiyorum. Yani biz sonuçta bunları yurt dışından da aldık. Şu anda
Türkiye'de de üretildiği için bunlar çok kolay bir şekilde kullanılabilir. Yani stoklarda ne kadar var ben o rakamları şu anda çok iyi bilmiyorum. Ama bir ay önce çok gündem olan, 1,5 ay önce tartışmalar yapılan, Çin'den geldi gelmedi tartışmaları yapılan bir ürünü biz artık Türkiye'de yerli ve milli olarak çok başarılı bir şekilde üretebiliyoruz. Bunun yanında tabii ki tanı kitleriyle ilgili yeni projelerimiz de var. Yani sadece mikrobiyal testlerden bahsetmiyoruz. Nanoteknolojik olarak bu virüslerin tartımını yapıp pozitif mi negatif mi algılayabilecek çok yenilikçi fikirler var. Bunlarla ilgili mesela prototip aşamasına gelmiş projelerimiz var. Bunların tamamını biz TÜBİTAK liderliğinde oluşturduğumuz bir COVID-19 platformu var. Bunların tamamının takibini biz burada yapıyoruz. Bu alanda çalışan firmalarımıza destek veriyoruz. Ve bu alanda hangi ihtiyaçları varsa bunları karşılamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bunlar insan sağlığıyla ilgili projeler. Bu ne demek? Biz tabii ki burada temel bilimsel araştırmalarla ilgili konularda desteğimizi veriyoruz. Bu bizim alanımıza düşen kısım. Tabii ki bunların bir sonraki aşamasında bunların mutlaka klinik çalışmalarının, insan deneylerinin yapılması gerekiyor. Bu aşıda da böyle, ilaçta da böyle. Dolayısıyla biz bu çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde tamamlayıp artık Sağlık Bakanlığımıza klinik çalışma seviyesinde çalışmalarımızı teslim etmek istiyoruz. Onlar da bu projeleri daha sonra TÜSEP kendilerine bağlı TÜSEP kurumuyla destekleyecekler. Tanı konusu böyle. Muhtemelen soruyu siz sormadan ben söyleyeyim. Bizim bu COVID-19 platformuyla desteklediğimiz aşı ve ilaç geliştirme projelerimiz de var. Burada söylediğim gibi biz daha salgın Türkiye sınırlarına gelmeden bir platform oluşturduk ve bu alanda yapılabilecek çalışmaları desteklemek üzere bir gayret başlattık. Ve o platform altında bu dönemde 17 proje destekliyoruz. Bunlardan 8 tanesi aşı projesi, 9 tanesi de ilaç geliştirme projesi. Yurt dışındaki hocalarımızla irtibat halindeyiz. Oradaki araştırma laboratuvarlarıyla irtibat halindeyiz. Ve bizim bu 8 tane aşı projemizde gerçekten çok başarılı bir şekilde şu anda devam ediyor. Tabii ki burada aşılması gereken konular var, atılması gereken adımlar var. Bu 8 aşı projemizden 4 tanesinde şu anda hayvan deneyleri aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah biz bu aşamaları bitirdikten sonra söylediğim gibi hem aşı konusunda da hem ilaç konusunda da Sağlık Bakanlığı'na klinik çalışmalar için bu projeleri teslim etmek istiyoruz. Ve sadece Türkiye'ye değil tüm insanlığa fayda sağlayacak şekilde bu çalışmalardan başarı elde etmek istiyoruz. Görünen o ki gerçekten bizim bilim insanlarımız çok değerli işler yapıyorlar. Bunu söylediğim gibi yurt dışındaki muhataplarımızla konuştuğumuzda, onlara projelerimizi anlattığımızda da onlar da takdirle karşılıyorlar. İnşallah güzel neticeler alırız. Tüm dünyaya şifa olabilecek, tüm dünyaya katkısı olabilecek bilimsel projelerinde Türkiye olarak biz neticelendirmiş oluruz. Sayın Bakanım, sadece yerli tanı kitinde şunu merak ediyorum. Hasta olanlara mı yapılıyor sadece, yoksa hastalığı atlattıktan sonraki kişilere de yapılabilir mi? Yani tabii burada bir sağlıkçı bir konu gibi konuşmak istemem ama antikor testleri dediğimiz testler vücudunuz bu virüsü almış ve atlatmışsanız vücutta bir antikor oluşuyor. Bunu test etmek için yapılan testler. Bir daha gösterebilir miyiz? Evet. Neyi gösterebilir miyiz? Tanı kitini. Bu bir antikor kiti. Hı hı. Antikor dediğim gibi yani bu hastalık atlattıysanız vücudunuzda oluşan antikorları test eden bir test bu. Bunun yanında PCR testleri de o anda vücudunuzda virüs varsa onları tespit eden testler. Dolayısıyla tarama testleri genelde
tüm dünyada antikor üzerinden yapılıyor. Yani bir hastalık atlatılmış mı, atlatılmamış mı, nüfusun ne kadarı bağışıklık kazanmış, bununla ilgili testleri antikor üzerinden yapıyorlar. Yerli ilaçta özellikle şunu sormak istiyorum Sayın Bakanım. Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak demiştiniz. Hazır Haziran ayının da ortalarına doğru giderken bir müjde var mıdır? Şimdi şöyle, dün yine arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Bu konuların üstünden geçtik. Bizim ilaçla ilgili inşallah bu ay içerisinde verecek müjdelerimiz olacak. Bu ilaçlar zaten şu anda hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar. Ama biz bunların yerli sentezlerini geliştirmiş olacağız. Yerli sentez ne demek? Bu siz ilaçları çok farklı şekilde geliştirebilirsiniz. Yani etken maddesini yurt dışından getirip burada paketleyip bir ilaç haline getirebilirsiniz. Bu da aslında bir yerli ilaç olarak değerlendirilebilir ama aktif madde, etken madde için yurt dışına bağımlı kalırsınız. Bizim burada sentez olarak geliştirdiğimiz projelerde biz bu etken maddeyi getirip paketlemeyeceğiz. Yani biz bu ilaçların etken maddesini kendimiz ülkemizde bilim insanlarımızla sentezleyeceğiz. O aktif maddeden, etken maddeden de bu ilaçlarımızı üretmiş olacağız. İnşallah iki ilacımızla ilgili, yani şu anda COVID tedavisinde kullanılan, Sağlık Bakanımızın birkaç kere belirttiği ve tedavide başarıyla kullanılan ilaçların biz yerli sentezini bu ay içerisinde inşallah tamamlamış olacağız. Aşı çalışmalarına da tekrar dönmek istiyorum. Son olarak açıklamanızda özellikle bir tanesinde hayvan deneyi başlattık demiştiniz. Bu çalışma devam ediyor mu? Bir sonucu çıktı mı bu deneylerden? Evet, tabii bunlar uzun süreli süreçler. Biz de arkadaşlarımızla konuşurken süreçlerin nasıl geliştiğini biraz da öğreniyoruz. Ankara Üniversitesi'nde bir hocamız şu anda hayvan deneylerine başladı. Diğer 3 projede de aslında hayvan deneyleri aşamasına geldi. Belki bu ay içerisinde başlayabilir. Şöyle biraz ekstra bilgi vermiş olayım. Dedim ya, biz de arkadaşlarımız da bunları öğreniyoruz. Normal farelerle ilk testler başlıyor. Buradaki sonuçlara göre transgenik fareler dediğimiz farelerle tekrar bu deneyler yapılıyor. Bunun bir challenge aşaması, yani bir test aşaması var. Sonra ona geçiliyor. Dediğim gibi ilk hayvan deneyleri bir projemizde başladı Ankara Üniversitesi'nde. Diğer 3 projemizde de hayvan deneyleri aşamasına geldi. Tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra da inşallah klinik aşamaya geçeceğiz. Bu projelerde biz bir süre sınırı koymuştuk. Aslında bu platformu ilk kurduğumuzda bilim insanlarımıza, hocalarımıza şunu dedik. Lütfen çok kısa sürede netice alabileceğimiz işlere yatırım yapalım. Onlar da zaten mevcutta bugüne kadar üzerinde çalıştıkları işleri biraz da dönüştürerek COVID-19'a yönlendirmiş oldular. Dolayısıyla bizim tahminimizden daha kısa sürede bile klinik aşamaya geçeceğimiz projeler inşallah olacak diye bekliyoruz. Son olarak milli gururumuz yerli otomobile geçmek istiyorum. Son aşama nedir yerli otomobilde? Evet. Bir aksaklık var mı? Şu anda kamuoyuna yansıdı. ÇED raporu, fabrikanın ÇED raporu olumlu bir şekilde neticelendi. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız bu projenin teşvik kararnamesini yayınlamıştı. Biz de dün itibariyle teşvik belgesini hazırlayarak kendilerine verdik. Türkiye'nin otomobili girişim grubu şu anda temel atma hazırlıklarını yapıyorlar. Uygun bir takvime göre, onların belirledikleri takvime göre bu temel atma çok kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Projenin geneline baktığımızda da şu anda hedeflenen sürelerle ilgili çok büyük sarkmalar ya da oynamalar beklemiyoruz. Tabii ki birkaç haftalık değişimler olabilir. Özellikle COVID süreci tüm dünyayı etkiledi. Ama Türkiye'nin otomobili girişim grubu inşallah Türkiye'nin otomobilini planlanan zamanda Türkiye'nin yollarına çıkaracak diye
tüm hazırlıklar devam ediyor. Biliyorsunuz biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Zaten milletimizin bu projeyi sahiplenmesi de bizi gerçekten mutlu ediyor. Biz bu projeye sadece bir araç, otomobil üretme projesi olarak da bakmıyoruz. Tüm dünyada otomotiv endüstrisi çok hızlı bir şekilde dönüşüme uğruyor. Yani 100 yıllık firmalar bile artık geleneksel araçlardan yeni araçlara, daha akıllı araçlara, işte elektrikli araçlara geçiş için planlamalar yapıyorlar. Bu değişim dönüşümde bizim Türkiye'deki bu fırsat penceresini değerlendirecek şekilde bir adım atmamız gerekiyordu. Ve biz Türkiye'nin otomobilinde aslında böyle görüyoruz. Bu hem Türkiye'deki otomotiv endüstrisini dönüştürecek, hem de çok global, tabirimi caiz görün, deve dişi gibi firmaların, markaların olduğu bir alanda bu fırsat penceresini Türkiye olarak biz yeni bir araçla, elektrikli bir araçla, otonom bir araçla, akıllı bir araçla bu fırsat penceresini yakalayıp bu alanda bu firmalarla yarışacak şekilde biz kendimizin başarılı olacağını görüyoruz. Bütün planlamalarımızı da buna göre yapıyoruz. İnşallah Türkiye'nin otomobili de hem ülkemize gurur verirken ülkemizin ekonomisine ve kalkınmasında da önemli bir etken olarak önümüzdeki yıllarda karşımıza gelecek. O zaman Türkiye 2021 yılı olacak diyelim. 2021 yılı Türkiye olacak diyelim. 2021 yılı bundan sonra Türkiye için iyi olacak. Bundan sonra tabii ki biz Türkiye'de özellikle sanayi ve teknoloji alanında uygulayacağımız politikalarla Türkiye'nin geleceğinin çok daha parlak olduğunu düşünüyoruz. Buna inanmış vaziyetteyiz. Dünyadaki trendleri takip ettiğimizde de aslında Türkiye'nin bu potansiyeli olduğunu biz görebiliyoruz. İnşallah bu alanda, özellikle sanayi ve teknoloji alanında Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığı 18 yıllık yatırımların üstüne koyacağımız katkılarla çok önemli başarılar elde edeceğiz. Türkiye'yi biliyorsunuz bizim hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak. Burada da üretimin çok önemli bir payı var. Üretimle nasıl farkındalık oluşturulabileceğini zaten bu Covid sürecinde de tüm dünya anlamış oldu. İnşallah Türkiye'nin geleceği parlak 2021 değil, bundan sonra Türkiye'yi çok daha güzel günler bekliyor. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım yanımızda katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, gündemin sıcak başlıklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la değerlendirdik. Türkiye koronavirüsle mücadelesine devam ederken yerli ve milli adımlarını da sürdürüyor diyelim. Hoşçakalın.